Sorumuza bakalım. Dorothy ve arkadaşları yolculuklarına Munchkin kasabasının 2. cadde 3. sokağından başlamışlar. Burası da grafikte 2'ye 3 noktası olarak gösterilmiş. Dorothy'nin eve dönebilmesi içinse Oz büyücüsünü bulması gerekiyor. Oz büyücüsünün şatosu ise grafikte 4'e 10 olarak gösterilmiş. Dorothy ve arkadaşları Korkuluk Teneke Adam ve Aslan Sarı Yolu takip ederek 4. cadde 10. sokaktaki şatoya kadar yürümüşler. Grafikte Munchkin kasabasını işaretleyin. Dorothy ve arkadaşlarının Oz Büyücüsünü bulmak için yürüdükleri mesafe nedir? Güzel. İlk olarak Dorothy ve arkadaşlarının başlangıç noktasını işaretleyelim. İkinci cadde 3. sokak. Koordinatları 2'ye 3. Burası x ekseni caddeyi temsil ediyor. Dikey eksen yani y ekseni de sokağı temsil ediyor. 2'ye 3. Burası ikinci cadde ve üçüncü sokak. İkinci caddeyi bulduk, üçüncü sokağa çıktık. İşte Munchkin kasabası. Oz büyücüsü ise dördüncü cadde onuncu sokaktaymış. Şimdi orijinden başlayalım saymaya. Yani sıfırdan dördüncü caddeye geliyoruz. Ve sonra onuncu sokağa ulaşmak için on birim çıkacağız. Dörde on. Burası Munchkin kasabası. Burası da Oz büyücüsünün şatosu. Sonra da Dorothy ve arkadaşlarının buraya kadar yürüdükleri söylenmiş. Yani önce ikinci caddeden dördüncü caddeye gidecekler, sonra da onuncu sokağa çıkacaklar. Peki Dorothy ve arkadaşları Oz büyücüsüne gitmek için ne kadar yürümüş? Bir bakalım. İkinci caddeden dördüncü caddeye yürürken iki birimlik yol kat ettiler. Bir birim, iki birim. Bu arada dikkat edin, burada her bir kare yarım birimi gösteriyor, tek bir birimi değil. Üçüncü caddeye ulaşmak için bir birim, dördüncü caddeye ulaşmak için iki birim yürüyecekler. Yani iki birimlik mesafe. 3. sokaktan da 10. sokağa yürüyecekler. Yani 7 birim. 1 2 3 4 5 6 7. Yatay eksende 2, dikey eksende ise 7 birim. Bu toplamda 9 birim eder. Dorothy ve arkadaşları toplamda 9 birim yürümüşler. Evet herhalde çok yorulmuşlardır zavallılar ama artık bu yolculuğun karşılığında birçok şey kazandılar. Ve merak ediyorsanız bu bahsettiğim karakterler kimler diye Oz Büyücüsü kitabını mutlaka okuyun. Hoşçakalın.